parçaya kıpırdız olur ki bu üstüne atırız Esma. Böyle yan atırız he. Bak şu parça, önündeki parça. Şu da kalıyor ya. İyi mi böyle? İyi çok. Ya şu, şu dar bir şey yapsın. Yaklaşık 6 yıl kadardır Siirt Hayvan Hakları Topluluğu olarak Siirt'teki hayvanlara hizmet etmeye çalışıyoruz tabiri caizse. Gerek kışın gerek yazın mama, yer, su, ilaç gibi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz kış sezonundayız. Hayvanlarımız yani yuvalanmakta zorlanan hayvanlarımıza kulübe yapıyoruz. Paletlerden iskele oluşturduk. Daha sonra brandalarımızı alıp paletlere geçirdik, monteledik. Bu şekilde kış sezonunda hayvanların üşümemesini ve ıslanmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken öğrenci ekibimizle yaptık, gönüllü arkadaşlarımızla yaptık. Birçok konuda maddi ve manevi olarak eksikliklerimiz var. Onları gidermeye çalışıyoruz. Hayvanlar özellikle yaz aylarında su bulmakta sıkıntı yaşarken, kış aylarında ise soğuktan çok muzdaripler. Özellikle soğuk çok onları etkilemektedir. Aynı şekilde kışın hayvanlar çok fazla ıslandığı için, çok fazla kar yağışına maruz kaldığı için yuva bulmakta çok sıkıntı yaşıyorlar. Çok üşüyebiliyor, hasta kalabiliyorlar. Bunun dışında mama ve gıda bulmakta zorlanabiliyorlar. Vatandaşlarımızdan talebimiz şudur. Hiç değilse dükkanların önüne, evlerin önüne bir tas su, önlerinden kalmış fazla atık yemekleri koymalarını rica edebiliriz. En basit, herkesin yapabileceği bir görev diye düşünebiliyorum bunu. Palet ihtiyacımız oldu. Sağ olsun bazı gönüllü insanlar, Allah razı olsun, bize de palet temin etti. Brandaları temin ettik. Ekipteki arkadaşlarımızla aramızda para topladık. Bu paralarla branda aldık, çivi aldık, matkap temin ettik. Özellikle doğum yapan kedilerin ve köpeklerin yer ihtiyacı oluyor. Hiç değilse soğuktan korunabilecekleri bir kulübe ihtiyaçları oluyor. Biz Siirt Hayvan Hakları olarak kulübe teminini yaptık. Gıda ve mama temini için Siirt halkından yardım talep ediyoruz. Bunun dışında hiçbir şey yapamayacak olursak bile kış şartları biliyorsunuz biraz çetin geçiyor. Apartmanınızın kapısını açık bırakırsanız hiç değilse yavru kediler ve köpekler geceyi orada geçirebilir.